Merhaba arkadaşlar, Parabil kanalına hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor. Arkadaşlar bugün SPK bülteni yayınlandı. Fakat bültende çok fazla dikkat çeken bir şey yok. Marshall Boya ve Vernik Sanayi Alım Şirketi'nin bir 10 milyonluk tahsis sermaye artırımı var. Daha sonra da en çok bizi ilgilendiren, dikkatimizi çeken Sasa Polyester'in Sasa'nın paya dönüştürülebilir tahvil ihracına da onay verdi arkadaşlar. Evet, 500 milyon avro bu da. Yani verilen o. Yurt dışına satış türü olarak tahvil, yani paya dönüştürülebilir tahvil ihracı olacak Sasa tarafından. Evet, haberimizi verelim sizlere. SPK Sasa Polyester Sanayi ve Anonim Şirketi ve Tat Gıda Anonim Şirketi'nin de aralarında bulunduğu 5 şirketin tahvil ihracı başvurusuna onay verdi. İşte görüyorsunuz arkadaşlar, Huzur Faktoring Anonim Şirketi tahvil finansman bonosu 109 milyon nitelikli yatırımcı. Yükselen Çelik Anonim Şirketi tahvil finansman bonosu 500 milyon nitelikli yatırımcı. Rönesans Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi tahvil finansman bonosu 1 milyar nitelikli yatırımcı. Tat Gıda Anonim Şirketi tahvil finansman bonosu 2 milyar tahsis nitelikli yatırımcı ve Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi paya dönüştürülebilir tahvil 500 milyon avro arkadaşlar yurt dışı. Aksi belirtmediği sürece buradaki miktarlar Türk lirası oluyor. Fakat Sasa'da bir gördüğünüz gibi bu avro, yani euro olarak belirtilmiş paya dönüştürülebilir tahvil söz konusu 500 milyon avroluk. Evet dostlar, Sasa'nın bugünkü performansı %2,02 negatifti. Bir ara akşam seansında 17'den 17'ye yakın pozitif olsa da Sasa Polyester son zamanlarda kötü gidişine bugün de devam etti ve %2 değer kaybetti arkadaşlar. 5 günlük %15,49'luk değer kaybı var. Son bir ayda ise %3,68'lik değer kaybı var. Evet dostlar, burada vermiş olduğumuz bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak lütfen almayınız. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız bizim ne dersiniz, hepinize bol bol selamlar, bol bol kazançlar, hayırlı kandiller.